Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Beni özlediğinizi düşünüyorum. Çünkü bu videolarım çok izleniyor. Ben de bu videolarım çok izlendiği için böyle 2 ayda bir yer vermeye çalışıyorum. Böyle aldığım ürünleri biriktirip kullanmadan sizlere göstermeye çalışıyorum. Zaten birkaç bir şey var. Çok fazla bir şey yok ama çoğu uygun fiyatlı. Yeni evlenecek olan kızlarımıza da bu sayede yardımcı oluruz. Çünkü bunlar biraz uygun fiyatlı oluyor. Benim konseptim hep uygun fiyatlı çeyiz ürünleri yani. İlk önce almış olduğum şu ayaklı sunumluklar. Bundan 2 tane aldım ben. BİM'e gelmişti. Trendyol'daki fiyatı yani sallamak da istemiyorum ama 30 küsür diye hatırlıyorum. BİM'e de gelmişken zaten kayık sunum tabağı diye geçiyor bu. BİM'e de böyle bir ürün gelmişken ve aynısı olduğunu görünce dedim ki al Hatice. 2 tane aldım. Fiyatı 25 TL'ydi. Söyledim hatırlamıyorum. Zaten böyle ürünler biliyorsunuz kapış kapış gidiyor. Anında gidiyor. Şöyle. Yani ağır bir ürün. Hafif değil zaten. Markası Allegra Class. Yani bilmiyorum bu markayı ama ağır bir ürün ve böyle kahvaltılarda ya da normal 5 çayında falan bayağı güzel kullanılabilecek bir sunumluk. Yani böyle bir şey arayışındaysanız BİM'in ürünlerini takip edin. Mutlaka bir kere gelen şey her zaman tekrardan getiriliyor. O yüzden böyle bir ürünü daha uyguna alabilirsiniz. Ha, Trendyol'da yok mu? Var. Ama yok ben BİM'den de alırım diyorsanız BİM'i de bekleyebilirsiniz. Sonra BİM'den başka ne aldım ben kız? Şu dörtlü çoraplardan aldım. Bu meyve desen. Tabii bir tanesini çorladılar. Güzel değiller. Bunlar da fiyatları 3 küsürdü galiba. Öyle hatırlıyorum. Ama daha giymedim. Çünkü bu videoyu çekmek için. Bunları bu arada ben almıyorum. BİM'den aldıklarım için söylüyorum tabii ki de. Çünkü hiçbir şekilde aktüel ürünlere yetişemem çalıştığım için. Yengem sağ olsun benim bir tanecik dürdaneciyim. Bir önceki videomda bayağı böyle atar gider yapmıştı bana. Ona söylüyorum ve o da sağ olsun onun iş yerine hemen yakınında, yakın dediğim yanında gidiyor ve böyle hemen alıyor bana. Onun sayesinde alıyorum. Yoksa bunları inanın hiçbir şekilde alamam. Çünkü hele ki şu ayaklı sunumluk. Zaten 3-4 tane gelmiş. İkisini de dürdane almış. Trendyol'dan almış olduğum birkaç ürünüm var. Onları göstereyim. Şu Perotti markasının cam bardakları. Herkeste vardır bu artık. Çünkü bayağı bir tutuldu. İnce cam. Şöyle. Vedat bunlarla çay içmeye gerçekten bayılıyor. Biz ne zaman abimlere gitsek dürdane hep bunlarla çay veriyor. Yani bunu sadece Vedat için aldım. Bu aldıklarımın birçoğunun fiyatını bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çünkü üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Ama tabii ki de aşağı link olarak hepsini bırakacağım. Almak isteyenler için bir fikir olur en azından. Böyle 2 paket almıştım ben bunları da. Şöyle indirimdeyken almıştım ama. Yani tam net fiyatını hatırlamasam da. Sonra şöyle kısaya dayanıklı bir tane cam çaydanlık aldım. Bu da indirimdeydi. Yine fiyatını hatırlamıyorum ama indirimdeyken aldığım bir ürün. Şöyle. Ya çok güzel. Bunu da işte kullanmak için bekliyorum. Bitki çaylarında ya da tek kişilik çaylarımızda Vedat'la kolaylıkla içeriz. Şöyle içinde süzgeci var. 1 litrelik bir cam çaydanlık bu. Kapağı da şöyle. Ben dediğim gibi bunların hepsinin linkini aşağı bırakıyor olurum. Şöyle 2 tane tuzluk aldım. Narim markasının gold detaylı tuzluk ve karabiberli. Adet fiyatları bunları çok iyi hatırlıyorum. 54 TL. Biraz pahalı evet kabul ediyorum. Duruşu ve rengi en azından vermiş olduğunuz parayı birazcık çıkarıyor gibi bir şey. Çünkü ağır bir ürün bir de bayağı ağır. Sonra şöyle Neon 1'den aldım galiba bunu da. Termos aldım. Şöyle bir küçük kutuda geldi.
almış olduğum termos da normal 50 milim ya da 50 milim, evet. Siyah aldım. Şöyle içim yeri ufak ve biraz dar ama kolay içiliyor. İçerisi de alüminyum olması lazım. Şöyle. Bunu 150 küsüre falan aldım. Alma sebebim de tamamen şöyle. Şimdi biz iş yerinde her gün kahve içiyoruz. Çünkü ben kahveyi çok seviyorum. 10 TL'den aşağı kahve yok. Filtre kahve içiyorum ben genelde zaten. Sadece kahveyi onda anladığım için. Yani çok iyi bir para kazanıyorsanız tabii ki de 10 lira hiçbir şey değil. Ama normal çalışan bir insana göre bence her gün 10 TL'lik bir kahve saçma. Şimdi evde de filtre kahve makinem var. Dedim ki neden termos almayayım? Ben de gittim böyle bir şeye baktım, buldum ve aldım. Denedim bu arada bunu. Tam 5 saatten fazla sıcak tutuyor ve sıcaklık da öyle dil yakan sıcaklık. Öyle ılık bir sıcaklık değil. Dedim ki tamam. Orijinal mi değil mi bilmiyorum. Ben normal internetten aldım. Ama bana göre performansı çok iyi. O yüzden diğerlere 300 TL vermek mantıklı gelmiyor. Bu da işimi görüyor sonuçta. Termos arayışındaysanız eğer isterseniz linkini bırakırım bunun da. Çünkü ben 2 gün falan denedim. Çünkü beğenmeseydim iade edecektim. Çok güzeldi. Çok biraz sıcak tutuyor. IKEA'dan aldıklarıma geçeyim. Şimdi bulaşık fırçası şu siyahtan bahsediyor. Vakumlu altı. Şöyle öpücüklü diyorlar, pardon. Böyle normal mutfak faynasına yapıştırıyorsunuz ve yapışıyor. Hiçbir yere düşmüyor. Bu yemek tabaklarındaki artıkları temizlemek için, böyle hani akıtmak için kullanıyorsunuz bunu. Ondan sonra makineye dizmemiz gerekiyor zaten normal olarak da. Ama ben böyle elime sürekli sünger alıp değdirmek istemediğim için bundan almak istiyordum. Sipariş verdim sağ olsun. Görümcem de almış bana bir tane bundan. Bunun fiyatı 9.99. Bir tane de şöyle fırça aldırdım. Bu da bulaşık fırçası diye mi geçiyor, mutfak mı? Bu da bulaşık fırçası diye geçiyor ama ben bunun yani şeklini beğenmediğim için ben banyoda kullanmayı düşünüyorum. Hani banyo fırçası olarak kullanırım diye düşündüm bunu. O yüzden aldım. Bunun fiyatı da zaten 3.99 TL. Yani pahalı bir şey değil. O yüzden hani sürekli değiştirilip alınabilecek bir fırça bu da. Sonra şöyle, bana göre de ben renklerinin ve çeşitlerinin bol olduğu tek yer IKEA olduğunu düşündüğüm için hep oradan alıyorum. Bu kırmızıdan da yoktu benim. Diğer ürün, yani diğer peçelerim de var tabii ki ama ben sürekli sunum yapan bir insan olduğum için, sunum yapmayı da sevdiğim için kırmızı bir peçet alayım dedim. Bunun fiyatı 12.90. Bu mu acaba? Hangisi? Fantastik diye mi geçiyor bu? Evet, fantastik olan 50 adetlik 14.99, yani 15 TL şu ama bayağı büyük bir peçete. Son olarak da almış olduğum şu. Bu da böyle normal siyah baskılı. Ve çok masada şık durabileceğine inandığım için aldırdım. Bu da 30 adet ve 13 TL. 4 adet ürün aldırdım ben. Ödediğim fiyat 42 lira. Allah'ım batacağız. Gerçekten ya. Yani hani herhalde ucuz olmayanlardan alsak ne olurdu? Son olarak da bu kumaş tekstil ürünlerine geçelim. Şimdi şu Trendyol'dan bir gömlek aldım. Neden aldığımı da söyleyeyim. Ben bunu ceket gibi kullanmak için aldım. Happiness markası var. Trendyol'un markası. Yani Trendyol'da olan. Şöyle. Rengi zaten sütlü kahve tarzı. Tam böyle Nisan, Mayıs aylarında altına bir tişört ya da askılı giyip ceket gibi kullanmak için aldım. Ve fiyatı 50 TL'ye düşmüştü. Öyle uygunken aldım. 40 beden aldım. Çünkü ceket gibi dursun istiyorum. Ben böyle önüne falan bağlamayacağım bunun. Alt kısmı ve düğmeleri de bu şekilde. Kolları da şöyle. Yine aynı şekilde. Bunu da yıkadıktan sonra artık giyebilirim diye düşünüyorum. Sürekli alışveriş yaptığım bir sayfa var. O kadar ilgili bir satıcı ki, işte Instagram'dan takip ettim, onlardan çekilişle bir şeyler kazandım. Kazandığım şeyi de göstereyim hatta. O kadar kaliteli ki, yani bu bir reklam kesinlikle değil ama onların kaliteli bir sayfa olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü
Böyle hani runner arayışı ya da yastık kılıfı ya da televizyon battaniyesi tarzı şeyler arıyorsanız gerçekten çok iyi bir sayfa. Trendyol'da sayfaları var. Instagram sayfaları da var. Hani isteyen olursa tabii ki de ben aşağı yorum olarak bırakırım. Çok bir takipçisi olan sayfa zaten değil. Hiçbir gösteriş veya reklam amacı da yok. Yani o zaten insanı şaşırtıyor ve kendine çektiriyor. Çekiliş yaptı ve ben çekilişine katıldım. Çekilişi kazananlardan biri ben olunca şöyle bir televizyon battaniyesi söyledim. Ya o kadar ağır ki ben ince bir şey bekliyordum. Normal satış fiyatı 150 TL bunun. Ama gerçekten yorgan gibi. İçi böyle yumuş yumuş. Dışı da böyle. Yani çok kaliteli. Gerçekten o verdiğiniz parayı hak eden bir sayfa. Yani bence bir bakın, pişman olmazsınız. Bu çekilişle gelmiş. Hani göstermek istedim. Sonra benim aldıklarıma geçeyim ben. Yine bir indirim yapmıştı o sayfa. Ve ben de bu yaza özel yastık kılıflarımı biraz değiştireyim dedim. Kırmızılardan biraz sıkıldım. Bunu yakın bir tonda şöyle yastık kılıfları aldım o sayfadan. Bunların da adet fiyatı 32 TL. Ya, üstünde yazıyor mu? Yazmıyor. Fermuar da şurada. Böyle 4 adet aldım. Normal olarak hani hepsini değiştireceğim çünkü. Özel dikim yapıyor musunuz diye sordum. Çünkü arkasındaki yastıkları da değiştirmek istedim. Hani krem olsun diye. Maalesef yapmıyorlarmış. Bu beni çok üzdü. O sayfanın runner'ından hani bir tane runner almıştım. Çok memnun kalmıştım. Bir de şöyle yeni çıkan bir modeli vardı. Bunu aldım. Bunu alma sebebim şu peçeteyi gördükten sonra. Bakar mısınız? Birebir aynısı. Çok beğendim. Bunu da böyle işte hafta sonu kahvaltılarında çok güzel bir şekilde kullanırım diye. Şimdi içinde de şöyle. Yani dikişleri, baskısı o kadar kaliteli ki. Üzerine bir şey döküldüğünde falan da zaten leke tutmuyor. Memnun olduğum bir sayfa olduğu için kesinlikle bastıra bastıra alın diyorum. Çok memnun olmasam zaten bunu İkinci kez alışverişini ya da üçüncü kez alışverişini zaten yapmazdım. Şöyle ufak bir hediye yollamışlar. Bu ne diye geçiyor acaba? Mutfak havlusuymuş. Şöyle palmiye ağaçlı. Böyle. Bu 29 TL'ydi. Yastık kılıflarım da 32 falandı. Çünkü ben bayağıdır almak istiyordum. 40'tan aşağı inmiyor. İnmişken dedim kaçırmayayım alayım. Bir daha çünkü indirim yapmayabilir bu sayfa. Öyle almış olduklarım zaten bu kadardı. Fazla bir ürün yok çünkü ya 1,5 ayda aldığım ürünler bunlar. Hep ihtiyaca yönelik. Gereksiz bir şey aldığımı kesinlikle düşünmüyorum. Yani belki size göre gereksizdir ama bana göre gereksiz değil hiçbiri. Ya çünkü bir anda almaktansa parça parça olarak ihtiyaçlarımı, eksiklerimi tamamlıyorum. Videomuz bu kadardı. Başka bir video çekmeyi de hedefliyorum aslında ama şöyle bir hedefim var. Yapmış olduğum alışverişler olduğunda çok fazla bekletmeden yine bu şekilde çekmeyi planlıyorum. Çünkü çok seviyorsunuz. Çok sevdiğinizin farkındayım. İzlenmelerden anlıyorum zaten. Diğer videolar hiç izlenmiyorken bu çeyiz, bu alışveriş videoları bayağı izleniyor. Helal olsun. Yani kitlem belli benim. Onu anladım gerçekten. Sağ olun. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Neden? Şuraya yazıyorum. Çünkü oradan beni takip ederseniz aldığım tüm ürünlerden güncel olarak oradan haberdar olacaksınız. Çünkü ben hemen orada paylaşıyorum ve linkini bırakıyorum. Oradan birçok kişi, birçok arkadaşım alıyor bu sayede. Oradan beni takip ederseniz anında haberdar olur ve yapmış olduğum sunumları da görmüş olursunuz. Çünkü ben bir sunum severim. O yüzden beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şuraya bırakacağım zaten. Artık kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz beğene. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şuralarda bir zil butonu var. Ona da basarsanız hemencik gelen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda aynı enerjiyle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.